Herkese merhaba, Kısa Kısa Matematik kanalındasınız. Bu kanalda matematikte ve hayatta size lazım olacak bilgileri kısa ve özet olarak işliyoruz. Soru çözümleri serimizde devam ediyoruz. Bugün rasyonel sayı problemi çözeceğiz birlikte. Başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, konu isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca beğeni ve yorumlarınıza destek olursanız sevinirim. Evet, hazırsan başlıyoruz. Evet, problemimiz bir rasyonel sayı problemi. İstersen kendin durdurup çözebilirsin. Öncelikle bir sorumuzu okuyalım. Mesut Bey'in maaşının 1 bölü 6'sını ev kirasına 1 bölü 4'ünü otomobil taksisine ödemektedir. Mesut Bey'in bu mesut Bey'in bu ödemeleri yaptıktan sonra geriye 1004 lirası kaldığına göre maaşı kaç liradır? Evet. Bu sorular genelde bir bütünün kesir değerini bulmak mantığıyla çözülüyor. Mesela bir örnek vereyim. Size 200 liranız olduğunu ve bunun 1 bölü 5'ini ya da 2 bölü ile bir şey aldığınızı söylediğinde bunun değerini bulmak için direkt çarpma işlemi yapıyorsunuz. Burada 200'ün paydası 1'dir. Bunu yaparak çarpabilirsiniz. 200 kere 2 400. 400'ü 5'e bölersen 40 da 5 8 80 bulursun. Yani 200'ün 2 bölü 5'i 80'dir. Senin bu iş için harcadığın para 80 liradır. Bu sayının kesir değerini bulma işlemi. Biz de bu problemi çözerken bu mantığı kullanacağız. Hemen sorumuza bakalım. Mesut Bey maaşının 1/6'sını ev kirasına. Hemen ev kirası için ev kirası diyelim. Hesaplama yapacağız. Eşittir diyelim. neydi? Ne kadar <laughs> ne kadar maaş olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bakın demek ki buradaki sayıdan kesire gitme yöntemini kullanamayacağımıza göre kesirden yola çıkarak devam edeceğiz. Bu dursun. İkincisi neydi? Otomobil. Otomobil diyelim. Bunlara cevapları yazacağız birazdan. Sorumuza devam ediyoruz. Bakın 1 bölü 6'sını ev kirasına verdim. Artı 1 bölü 4'ünü otomobilin taksiline verdim. Toplarsam ne kadarını harcadım bulurum. Paydası 4 ya da 12 değiştirelim daha kolay olur. Bunu 3 ile pardon bunu 2 ile bunu 3 ile genişletelim. 2 kere 1 2. 2 bölü 12 artı 3 kere 1 3. 3 bölü 12 topladım 5 bölü 12. Bak harcadığımız kısım 5 bölü 12 bütünden yola çıkma yöntemini denersiniz. Yani bu 5 bölü 12 kesinin tamamı kaçtır? 12 bölü 12'dir. 5 bölü 12'ni harcarsam çıkar. 7 bölü 12 kalan tutardır. Tamam mı? E bize sayısal değer olarak kalanı ne vermişti? Şöyle. Bize sayısal tutarı ne vermişti? Bak 1400 lira kalan para. 7 bölü 12 kalan para. Demek ki 7 bölü 12 1400'e eşittir. Bu bizim çıkış noktamız. Maaş çarpı 7 bölü 12 1400'müş. Bu sonuca ulaşıyoruz tamam mı? Şimdi bunu şöyle bir mantıkla aklınıza yerleştireyim ki daha sonraki sorularda zorlanmıyorsunuz. Bu kesirde 7 bölü 12 kesin düşünün. Hangisi sizce bütün temsil eder? Alttaki tüm maaşı. 7 ise harcanan kısmı yani 7400'ü temsil ediyor. Burada 1400'ü 7'ye bölüyorum. 200. 200 olacak pardon. 200'ü de 12 ile çarparak bütünü bulabiliyorsunuz. 2400 çıkıyor. Evet. Bu arada bize maaşı soruyordu. 2400 bulduk. A şıkkı. Daha sonra mesela size ev kirasını sorsaydı. Ev kirası neydi? 1 bölü 6 ya. 2400'ün 1600'ün 1 bölü 6'sını hesaplardınız şuradaki yöntemle. 1 bölü 4'ünü hesaplayarak da otomobilin taksitini de bulabilirdiniz. Onları da sorabiliyorlar. Mesela diyor ki otomobilin... E, otomobilin taksiyi kiradan ne kadar azdır ya da fazladır gibi soruları da sorabiliyorlar. Amaç maaşı bulmak. Maaşı bulduk 2400. Buradan yola çıkarak farklı sorular da sorabilirler. Evet videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Şimdi videomuz hakkındaki görüşlerinizi yoruma yazmanızı istiyorum. Ayrıca konu istekleriniz olsa lütfen yorum kısmına yazın. Hangi konudan soru çözmemi isterseniz onu belirtebiliriz. Ekrandaki logodan kalımsa abone olabilirsiniz bu arada. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.